Gördüğünüz hastalığın açık bir belirtisiydi. Hastalığın sebebi ise beynin elektrokimyasal faaliyetinin bozukluğundan ileri geliyor. Kızınızın beyninin üst kısmında bir bozukluk var. Gördüğü hayaller de bu hastalığın bir neticesi. Mesela yatak sallanması gibi. Hayır doktor, hayır! Yatağın sallanması bir hayal değil. Bütün yatak kızımla birlikte sallanıyordu. Hanımefendi, yatak sallanması diye bir şey yok. Evvela beyni tam bir muayene edip bozukluğun şeklini tespit edelim ve beynindeki yarayı temizleyelim. Nasıl? Nerede öldürdün? Niçin? Geçimsizlik vardı aramızda. Eskiden kalma bir husumet. İkide bir önüme çıkıyorlardı. Jandarmaya, savcılığa bildirseydin. Böyle davaları erkekler kendi aralarında hallederler. Geceden silahlandım. Sabah ezanında peşlerine düştüm. Tüfek menziline girer girmez, ya bismillah dedim. İbrahim düşüp bitti. Fakat Lütfü kaçıyordu. İşte böyle. Sonra gidip teslim oldum. Ulan! Defol! Buraya gelmeyeceksin demedim ulan sana! Kendi döşeğinden bu tarafa geçmeyeceksin demedim ulan! Defol hadi! Git şikayet et! Mahpustamını atsınlar beni! Git hadi git! Ne duruyorsun? Söyle yargıça! Ne oldu demek ha? Ulan sen! Bir de pisin ha! Belki sinirlisin. Ama benim aklımın erdiği şu ki, bu dünyada insanoğlu yapayalnız kalmışsa, bu yalnızlığı kitap mitap gideremez. Hani okumuşluğun fazladır demiyorum ama, ben Eskişehir'de atölyede çalışırken hiç böyle değildim. Kalabalıktık. Kalabalık içerisinde, Karagöz gazetesinde çıkan bir havadis bile insanı dünyaya, diğer insanlara bağlıyordu sanki. Ama şimdi burada, bu çölün ortasında, halimiz ortada işte. Dünya batsa umurunuzda değil. Boş ver, idare ederiz. Hemen bir deneme yapalım. Siz geçin şöyle. Evet, hazırız. Hadi çocuklar. Yeni evlisiniz. Ya da nişanlısınız. Evleneceksiniz. Ama kira derdi kara kara düşündürüyor sizi. Ve Millet Bankası ikramiye apartmanının önünden geçerken pat! Neyse, geçmiş olsun. Mösyö Albert'e beğendirmeden hiçbir şey geçmiş sayılmaz. Hadi. Ciao.